Emniyete gönderdik dediler. Emniyete gittik. Hiçbir sonuç almadık. Gençliğinde Cibali Tekel Fabrikası'nda çalışan Elmas Eren'in 4 çocuğu vardı. Cemile, Hayrettin, İkbal ve Faruk. Büyük oğlu Hayrettin, kendisinin ve arkadaşlarının deyimiyle Hayri, 1970'li yıllarda sosyalist hareketin içindeydi, dev gençliydi. 12 Eylül askeri darbesi Eren ailesinin de hayatını değiştirdi. Üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Hayrettin Eren, 21 Kasım 1980'de gözaltına alındı. Ailesi, arkadaşları bir daha kendisinden haber alamadı. Elmas Eren, oğlu gözaltında kaybedildikten sonra aktif mücadele yürüttü. Anne Eren, 12 Eylül askeri darbesinden sonra işkenceye maruz kalanlar ve onların yakınlarıyla bir araya gelerek tutuklu ve hükümlü aileleriyle Dayanışma Derneği'nin kuruluşunda yer aldı. Eren ayrıca İnsan Hakları Derneği'nin de kurucularındandı. Cumartesi anneleri gözaltında kaybetmelere karşı Galatasaray Lisesi önünde oturma eylemine başladığında Elmas Eren de oradaydı. Cumartesi anneleri 2011 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Elmas Eren'in de bulunduğu görüşmede Erdoğan'a "Çiçeklerle donatacağım bir mezarın peşindeyim." dedi. 88 yaşındaki Elmas Eren, oğlu Hayri'den haber alamadan yaşamını yitirdi. Eren'in cenazesine çocukları ve birlikte mücadele yürüttüğü arkadaşları defnetti.